Ya geldik burada bayram günü çalışıyoruz, bu ne ya? Olsun, Tanrıverdi Bey. Devletimize, milletimize bir faydamız oluyor. Değil mi arkadaşlar? Evet. Hepimiz bir defa vergisini ödeyen, harcamalarını masraf olarak gösterten örnek vatandaşlarız. Misal ben, marjinal bir zevk olarak giydiğim kadın kıyafetlerini masraf olarak gösteriyorum mesela. Ne? Arkadaşlar, bu akşam bir şeyler içmeye gidelim mi? Ne mesela? Boza mı? Boza? Ay tabii. Ben şahsen alkole karşıyım. Evet, bence de sağlığa zararlı. Toptan yasaklansa hiçbir sakıncası yok bence. Komple gitsin bence, yok olsun. Ne diyorsunuz siz ya? Ay, gerizekalı. Kamera varsa görmediler mi seni şimdi? Ya siz iyice abarttınız bu dinleme işini ha. Ne yapalım? Çok yorulduk Cem. O yüzden bayramda dinleniyoruz işte. Çocuklar olmuyor böyle ya. En iyisi aramızda anlaşmak için bir kod falan bulalım. Ne kodu? Alan kodu mu? 212. Kalkın kafeye gidelim ya. Bu para neyle yaşanmaz ya? Ay ben gelemem ki şu anda. Saatim, yürüyemiyorum lan. Tamam Aslı, anneme selam söyle. Volkan yarın Bursa'ya geliyor da. Feribot mu? He, ayıttırız, ayıttırız. Tamam, merak etme. Alo, Aslı. Aslı, çatır şutur sesler geliyor telefondan. Lan, kim dinliyor lan benim telefonumu? Ulan telefonumu dinleyen Hıyaroğlu Hıyar'dır lan. Dene kulak, orada olduğunu biliyorum lan dingil. Delikanlı gibi çık, konuş, sessiz durma. Bir suçumuz varsa gelin yakalayın, yatalım. Bu ne lan, kedi fare oyunu gibi lan? Alo! Sana demedim be Aslı. Şimdi Fatoş'a rey istiyoruz yayın yönetmen olduğu için. Yaprak Red Sonya demesini istiyor, kendisi istiyor. Cem abiye Şipşak diyoruz, bana da delikanlı. Tamam, Aslı sarışın olarak geçecek, Şayka Bela. Kafe ve bar yerine mekan diyeceğiz. Parti içinde tertip kodunu kullanacağız. Ve birisinin birisinden hoşlandığı dedikodusunu yapmak istiyorsak... mesela Ahmet Ayşe'ye açık çek verdi diyoruz. He. Tamam. Açık çek. Ki öteki kodlarla ilgili notlarınızı aldınız değil mi? Bayağı uzun bir liste oldu. Zaten bu kağıtlara bakmadan konuşmak çok zor arkadaşlar. Yepyeni bir dil gibi. Hadi kalkalım artık. Bir dakika, bir dakika. Burhan'ın kodu ne olacak? Psikopat ya, psikopat ya. Tabii ki. Ben Bursa'dan geldim, siz gidiyorsunuz. Ay şekerim, konuşma kodları bulduk. Sana da bu kağıttan bir tane fotokopi çekeriz. Hadi ofise gel. Ama ben yoldan geldim, bir kahve alıp öyle geleceğim. Tamam, hadi görüşürüz. Tamam, hadi görüşürüz. Merhaba, ben bir sütlü kahve alabilir miyim? Büyük plastik bardakta paket olacak. İnanın bana, ben kadın kıyafetleri giyen birisiyim. Yalandan masraf göstermedim o faturaları. Mesela ben bugün bütün gün ama dantelalı sabahlıkla dolaştım. Şahitlerim var, taksi durağı mesela. Ne diyor bu? Salağa yatıyor. Size bütün bilgileri verdim, bütün telefon numaralarını verdim, bütün her şeyi verdim. Ne olur beni bırakın ya, ne olur, özgürlüğe ihtiyacım var. Olur mu, çubanbaşı sensin. Anlat bakalım, telefondan dinledik. Mesela... delikanlı kim? Tanrıverdi. Sirinin teki. Atın ya onu içeri. Atın, atın. Vallahi kedi kesiyormuş. Öyle kulağıma geldi ama. Görevi ne ulan? Temizlik işleri. Delilleri mi yok ediyor? He ya, öyle be bu çocuk. Komiserim, hepsini bir arada bulduk. Alın içeri. Girin, girin. Ney? Hani toplamayacaktınız? Biri mi ektiniz lan? Sus! Evet, söyleyin bakalım. Siz hepiniz böylece bir grup musunuz? Evet. Ne grubu? Arkadaş grubu. Ya o teybin garantisi bitmişti de ben tamir ücretini verebilirim. Hatta özür de dilerim gerekirse ben. Ya bir yanlışlık olmasın. Bunlar pek suç örgütüne benzemiyor ama. Örgüt mü? Başka türlü niye birbirleriyle şifreli konuşsunlar komiserim? Gasp, dolandırıcılık, evrakta sahtecilik, her şey var. Bunların hepsi Burhan Altıntop'un başının altından çıkıyor. Çok enteresan.
Onun telefondan dinleyerek size ulaştık. Ne? Telefonlarımız Burhan Bey'in yüzünden mi dinlendi yani? İki gündür dinliyoruz. Şüpheli görüşmeler tespit ettik. Bunları başımıza kesin Osman açtı. Osman kim? Kocasını. Koçarsanlı. Osman Koçarsanlı. Mafyanın lideri. Hep böyle mafya başı işleri yapıyor. Ben ondan şüpheleniyorum. Atın onu içeri. Dıkın. Dıkın. Alın onu içeri. Alın onu. Koçarsanlı o. İtiraf ediyorum. Koçarsanlı o. Efendim. Benim. Merkeze mi? Hangi merkeze? Tamam gelelim komiserim de yani bizim yerimiz yurdumuz belli. Kanundan kaçmayız. Da konu nedir acaba? Kim? Buran Altıntop mu? Tamam hemen geliyorum. Kızım bana avukatımı bul. İşte benim kahramanım. Yılışma, yılışma. Ay, ne oldu Allah aşkına ya? Karakol, marakol öldük meraktan. Ya bu salan kimliğini çalmışlar farkında değil. Evet ya farkında değilim. Kim bilir nerede düştü. Kimliğini çalan adam dünyayı dolandırmış etmiş. Ondan sonra başlamışlar Buran Altıntop'un telefonunu dinlemeye. Allah koru yarabbim. Avukatla falan gittik. Hiç olmazsa tutuksuz yargılansınlar diye. Heh. O esnada bunun kimliğini çalan adam suçüstü yakalandı. Getirdiler, işhal oldu. Bunları salıverdiler. Bunları mı? Patoş, Cem Tanrıverdi, bir de Yaprak. Hepsi. Az kalsın onların da başını yakacaktı. Ay Burhan Bey, vallahi benim dualarım korudu sizi. Ya ne alakası var Makbeyli? Osman Bey korudu beni. Osman Koçarslanlı korudu. Dur. Ben bir gömleğimi değiştireyim. Çok uzun bir gündü. Aslı ne işi var bunun burada? Bayram ziyaretine geldi. Ne oldu olamaz mı yani? Lan. Ya yeter ama ya. Bir haftadır vallahi tırnaklarımı yiyorum siz ikiniz karşılaşacaksınız diye ha. Zaten bu bayram başımıza gelmedik kalmadı. Lütfen rica ediyorum bir saat şurada oturun ve iyi geçinin. Vallahi ikinizle de bir daha konuşmam ha. Bana uyar. Babama Bursa'ya gittiğini söylerim ama. Ben de senin gittiğini söylerim. İnkar ederim ama benim elimde kanıt var. Bu durağın taksisiyle gitmişsiniz. Kızım gidemedik ki. O beni ilgilendirmez. Ulan beni vuran sensin, artistlik yapan sensin. Bu bayram barışalım, bayram bitince gene küseriz. İyi, peki. İyi bayramlar. Oldu. Ha ne güzel işte oh. Değil mi oturalım şurada sessiz sessiz güzel sakin sakin bayramlaşalım. Güzel bir bayram ruhu, sohbetler. Babamı bekleyelim. Şey şeker, çikolata falan bir şey isteyen. Olamaz ya. Neredesin oğlum? Neredesin kuzum? Budur kadın seni eve mi hapsetti kuzum? Ne diyorsun sen hala? Sen nasıl buldun beni? Şoföründen öğrendim. Hakkımı helal etmem oğlum. Etmem kuzum. Hiç sevmedim kadını hiç. Ben miyim o? Bu sinsiyle olmaz yavrum. Bu sinsiyle olmaz kuzum. Bak sana ben Meryem'i alacağım oğlum, akıllı oğlum. Yıkarım evi başınıza. Ne diyor ya? Biz de Osman'ı sevmedik zaten. Kabul etmiyoruz. Ne demek şimdi bu? Sana mı soracağız yani? Soracaksın tabii. Abisiyiz. Kime soracaksın? Sormazsak ne olacak? Sormazsan öbür yanaktan da bir iğne yaparız. Lan ne diyorsun lan, sen? Hayır, hayır, hayır. Volkan lütfen. Osman kendine gel. Ne olur yapmayın burada kavga ya. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.